Aralık ayı Büyükşehir Meclisimizi açıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılının son meclisi olan Aralık ayı meclisini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında yaptı. 29 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında gündem maddeleri meclis üyelerinin katılımıyla karara bağlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptığı açılış konuşmasında yeni yılın herkese hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. 2018 yılının son meclisinde bugün bir aradayız. Geride bıraktığımız yılda Manisa'mız için, Manisa'mızda yaşayan vatandaşlarımız için birçok önemli karara hep birlikte imza attık. Kimi arkadaşlarımız siyasi kariyerleri nedeniyle aramızdan ayrıldı. Bunların akabinde tabii ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakabiliyorsak ne mutlu bizlere diyoruz. Sizlerin ve tüm Manisalıların 2019 yılını şimdiden kutluyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde ailenizle ve sevdiklerinizle mutlu bir yıl inşallah hepimiz için olur demenizindeyim. Yeni yılın inşallah ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Başkan Ergün, Aralık ayı içinde tarihe damga vuran isimlerin anılacağını hatırlatarak şunları söyledi. Bu ay içerisinde büyük İslam düşünürü Mevlana, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nda Manisa'da istiklal için mücadele etmiş Müftü Alim Efendi'yi anacağız. Hepsinin ruhları şad olsun. Sarıkamış'ta yüzlerce vatan evladının donarak şehit olduğu yaz dolu gün olan 22 Aralık'ta da aziz şehitlerimizi rahmetle anacağız. Bu vatanın bekası için canlarını, kanlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha şükranla anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Ebediyete intikal eden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara Cenab-ı Hak'tan uzun ömürler niyaz ediyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyor. Yeni yılın hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başkan Cengiz Ergün, Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan silahlı saldırıyı da kınadı. Rize'den ne yazık ki acı bir haber aldık. Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silahlı saldırıya uğrayan Emniyet Müdürü Altu Verdi'nin şehadet haberi bizleri derinden üzdü. Şehidimize Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başkan Ergün'ün konuşması sonrasında gündem maddeleri tek tek ele alınarak görüşüldü, karara bağlandı. 29 madde ve bir önergenin oylanmasının ardından 2019 yılının ilk meclis toplantısının 8 Ocak 2019 Salı günü yapılacağı belirtilerek birleşime son verildi. Yeni yılın ikinci salısı hayırlısıyla 8 Ocak Salı akşamı saat 18'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Tekrar hayırlı seneler olsun.